Herkese yeniden merhaba. Biliyorsunuz geçen hafta BookTube'a ton vardı. Onun öncesinde ben düşündüm ki böyle Türkler olarak güzel bir maraton yapalım biz de. 7 günde 7 kitaplık. İşte bunu Instagram'da paylaştım. Her gün için bir konsept belirledim falan. Çok fazla katılım oldu. Gerçekten çok fazla ilgi gördü ve bunun için çok mutluyum. O yüzden şimdi burada sizlerle TBR listemi paylaşmak ve de bu düzenlediğim maraton hakkında bilgi vermek istiyorum. Öncelikle amacımız yine 7 günde 7 kitap bitirmek. Ben kitaplarla birlikte her günün konseptini de söyleyeceğim. Şimdi önce ben okuyacağım kitaplarla konseptleri söyleyeyim. Ondan sonra bu şeylere de girişiyoruz işte. Ufak tefek şeylere. Birinci gün filmi olan bir kitap. Ben bunun için Sırlı Odası'nı seçtim. Çünkü Felsefe Taşı'nı sürekli okuyorum. Fakat Sırlı Odası'nı sadece iki defa okudum. O yüzden buna bir reread yapmak güzel olur diye düşündüm. İkinci gün kapağı mavi olan bir kitap. Bunun için Kırık Kalpler Reçetesi'ni seçtim. Sahaftan ya da bir marketten falan almışım. Şu an tam olarak hatırlamıyorum ama çok uzun süredir kitaplığımda bekliyor. O yüzden hem de masmavi çok güzel görünüyor. Bir de böyle aşçılıkla alakalı bir kitap. Hoşuma gidecek diye düşünüyorum. İkinci kişinin kitabını da bu yapıyorum. Üçüncü gün çok uzun süredir kitaplığımda beklettiğim bir kitap. Ben bunun için 4 numara benim seçtim. Çünkü sanırım bu kitabı alalı 2 yıl oldu ve hala sayfasını açıp da bakmadım bile. Konusunu da bilmiyorum. Bunun da filmi var fakat buna koymak daha mantıklı geldi bana. Çok fazla kişi çok güzel dedi, önerdi. Fırsat bu fırsat, bunu da okuyayım diyorum. Ki benim seçtiğim kitaplar sanırım birazcık kalınlar. Ama yine de bir günde bitirebilirim diye düşünüyorum. Dördüncü günün kitabı birazcık kısa. Çocukluğumdan bir kitap. Hayal Şekeri. Ben bu kitabı defalarca okudum. Yani sürekli bu kitabı okuyordum. Amaçsızca küçükken çok fazla seviyordum. O yüzden tekrar okumak çok güzel olacak. Kısacık minicik bir kitap. Yani bir saati bile almayacak bir kitap. O yüzden diğer günlerde böyle kaydırabilirim o gün için. Ama eğlenceli olacak diye düşünüyorum bu kitabı tekrar okumak. Beşinci gün en yakın arkadaşının en sevdiği kitap. Ben bunun için kardeşimin ısrarı sebebiyle onun en sevdiği kitabı seçtim. Bu da Can Dostum. Yakın zamanda filmi de çıktı ki filmini biz 3 defa falan izledik. O kadar çok seviyoruz. Kitabı daha okumak güzel olacak diye düşünüyorum ki ben bu kitabı okumuştum. Aldığımız zaman birazını. O yüzden şimdi tekrar okuyacağım. Sıkıntı değil. Reread yapmayı seviyorum. Bu da birazcık göz korkutucu, kapalı bir kitap. Fakat bir günde bitiririm diye ümit ediyorum. Olmadı 4. gün başlarım okumaya. 5. günde de biter. 6. gün yine kısa bir kitap. 6. gün için yine kısa bir kitap seçtim. Sen doğmadan önce yazılmış bir kitap. Stephen Zweig'dan Yakıcı Sırrı seçtim. Yine kısacık, böyle birazcık dinlenme amaçlı olsun ki Zweig ben doğmadan önce ölmüş bir yazar olarak güzel bir kitap olacak diye umut ediyorum. Ve 7. gün en sevdiğin kitap. Yani bu çoğu insan şey yazmış. Nasıl okumadan en sevdiğiniz kitabı bileceğiz? Okumadan değil, reread yapacaksınız. En çok sevdiğiniz kitabı yeniden okuyacaksınız yani. Bu seçtiğim kitap da Ejder'in Aşkı. Çok uzun süredir reread yapmak istiyordum. Yine birazcık kalın bir kitap ama ben bir solukta okudum bu kitabı. Yine tekrar okumak çok güzel olacak. Şimdi öncelikle bu tarihten falan bahsedelim. 7 Ağustos'ta 13 Ağustos arası, yani önümüzdeki hafta başlıyor. Amacımız her gün bir tane kitap bitirmek ve her gün bunu post olarak atacaksınız. Şimdi şu üstte bir yere ben devamlı kalacak bir tag yazarım. Yani hem Instagram'da hem YouTube'da bu tag'i kullanabilirsiniz ve video olarak da çekerseniz eğer YouTube hesabınız varsa maratonu daha iyi olur diye düşünüyorum. Yani İstemiyorsanız çekmek zorunda değilsiniz. Böyle okuma amaçlı olsun. Yaz aylarında çok fazla insan okuyamıyor kitap. O yüzden ben de birazcık böyle motive olur diye düşündüm ki ben bu maratonları böyle eğlenerek yapıyorum. Sizin de eğleneceğinizi düşündüm. Merak ettiğiniz bir şey varsa aşağıya sorabilirsiniz. Yanıt veririm. Ama açıklayıcı olduğumu umut ediyorum. Önümüzdeki hafta görüşürüz o zaman maratonda. İnşallah güzel, keyifli bir maraton olur. Ben çok heyecanlıyım çünkü. Bir sonraki videoda görüşürüz ki o önümüzdeki ay okuyacağım kitaplar olacak. Klasikler ve dünya edebiyatı seçtim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.